Ankara'nın en köklü eğitim kurumları arasında yer alan Çağrı Koleji'nin kurucusu Nuran Altunbaş bizlerle. Değerli izleyicilerimiz, Ankara'daki serüvenimiz Çağrı Koleji ile devam ediyor. Yanımızda kurucu genel müdürümüz Nuran Altunbaş var. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hocam ilk olarak sizleri tanıyalım, ardından sohbetimize devam edelim. Teşekkür ediyorum. Ben Nuran Altunbaş. Ankara İlahiyat Fakültesi mezunuyum. İlkokulu memleketim Dairende'de, ortaokulu liseyi Ankara'da bitirdim. Ankara Kurucu Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gittim. Onu mezun olduktan sonra bir müddet Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalıştım. Daha sonra farklı bir özel okulun kuruluşunda yer aldım. Bir müddet orada çalıştım. Sonra bütün bu birikimlerimizi birleştirip bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nda devlet okullarında çalıştım. Birikimleri birleştirip daha sonra 1990'da kendi okulumu açma kararı aldım. Gördüğünüz gibi okulu açtık, böyle devam ediyorum. Peki kaç metrekare alana kurulu bu okul hocam? Şimdi şu anda biz 1000 metrekare sahada başladık. Şimdi 10.000 metrekare üzerinde kurulu bir okulumuz var, bir kampüsümüz var. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise içinde de Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak var. Bunların hepsi ayrı ayrı binalar. Peki şu an güncel eğitim sorunlarımıza ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii çok şükredeceğimiz bir konu var. Türkiye'de öğrenci çok, çocuk çok. Yani onun için bu bir zenginlik. Tabii her zenginliğin de getirdiği bazı sıkıntılar oluyor. Olmaması mümkün değil. Tabii bunları da eğitim, öğretimde ne yapacağız diye düşünüyoruz. Bugün Avrupa'da çocuk sayısı çok az. İşte ben de İki ülkeye gittim, Almanya ve İngiltere'ye gittim, gördüm. Çocuk sayısı sayılı. Az sayıda insanlar böyle eğitmek herhalde onlar için biraz daha, çok daha kolay oluyor. Ama bizim bir zenginliğimiz var, çocuklarımız. Onun için bir bakıyoruz Türkiye'de bu eğitim şeyleri hızlıca değişiyor. Tabii şimdi bizler sorarsanız bu değişikliğe çok çabuk bir şekilde sağ solundaki idareci arkadaşlarımızın sayesinde neler yapabiliriz? Değişen yönetmelikler, değişen kanunlar karşısında hemen pratik hızlı adımlar atarız. Ama esas mesele şu, Türkiye'de bu eğitim sorununun büyük değişikliği biliyorsunuz 15 Temmuz'da beraber oldu. Yani bir bakın yönetmelik değişir, ayrıdır. Yönetmelik her zaman için değişir. Ders değişir, efendim o dönemde bazı şeyler değişir, Türkiye'de de değişir, Avrupa'da da değişir. Yeni dersler ilave olur. Bunlar ayrı bir olaydır ama bir de böyle kendi elimizle değiştirdiğimiz, yanlış yöne giden bir şeyi, sistemi düzeltmeye çalıştığımız zaman bu değişikliği hakikaten düzeltmek çok zor olur. İşte Türkiye 15 Temmuz'dan önce ve 15 Temmuz'dan sonra böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı. Tekelcilik hale gelen bizim milli eğitimimiz, yani eğitimimiz diyelim, milli eğitimimiz inşallah tekelcilik haline gelmez de bunu düzeltmek için bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Milli Eğitim Bakanımızdan tutun da efendim en alt kattaki şeye öğretmenimize kadar gerçekten herkesin çok büyük gayreti oldu bunu düzeltmek için. Çünkü bir de baktık ki şunu gördük, elimizden çok şeye gitmiş. Giden sınıflarımız değil, okullarımız değil, binalarımız değil. Giden sistemimiz gitmiş ve giden bizim çocuklarımız bir yere doğru gitmiş. Biz vatana, millete sevdalı insanlar yetiştireceğiz diye böyle hayal kurarken bir de baktık ki hakikaten ondan sonra başka sevdalar peşinde koşan bir gençlikle karşı karşıya kaldık. Şu anda bizim sıkıntımız bunu nasıl düzelteceğimiz. Yani bizim derken Çağrı Kurumu'nun anlamında söylemiyorum bunu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sıkıntısı bu. Bunu aşmak kolay da olmayacak. Daha da aşıldı değil. Bakın aşılamadı da. Aşmak kolay olmayacak. Dershanelerin kapatılmasıyla özel okullardaki değişiklikleri nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi dershanelerin kapatılması şarttı. Çocuğa biz burada ders dinletemiyorduk. Her
de sen anlat bakalım. Diploma için geliyordu okulda. Dershanede öğretmenim daha iyisini anlatır. Bir de şu bir hakikatti ki, dershanede anlatılan şeylerden soru çıkıyordu. Dershane ancak başarısız öğrencilerin ders takviyesi için olur. Kabul ediyorum, bu kadarcık olur. Olması gerekir. Yoksa efendim 5 kişilik 10 kişilik sınıflar yap, dünyanın parasını al, garanti ver. Garanti ver tabii ki soruları biliyorlar. Nasıl garanti vermesinler? Bu sorular biliniyor. Ama bir de mesela Cumhurbaşkanımız bir keresinde, ben çok iyi hatırlıyorum, şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, bir tek hafta sonu var ailecek ortalık beraber yemek yemeye. Onda dershaneciler alıyor o beraberliği. Bir tek hafta sonu var. Pazar günü var değil mi? Biraz da cumartesi. O zaman aile bağları da kopuyor. Çocuk okulda öğrensin. Ondan sonra onunla sınava girsin. Bu çocuklarımız ona girsin. Muvaffak olursa olsun. Olmazsa gene olsun. Bizim çocuklarımız zeki. Yeter ki iyi, bakın inanın ki zeki. Yeter ki iyi yönlendirelim. Bizim çocuklarım böyle aptal falan değil çok şükür, bu ülkenin çocukları. Akıllı ve zeki.